şu dakikalarda konuğumuz. Sevgili Gökhan, günaydınlar. Yayınımıza hoş geldin. Günaydın Can Bey, hoş bulduk. Tüm izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Şimdi meslek hayatımız bize bu tip haberlerin bir uluslararası dayatma süreci, yani bunun peşine bir takım hamleler getirilebileceğine ilişkin iz veriyor. Ama bu haber önce bir neyi anlatıyor? Sevgili Gökhan, senden bunu bir dinleyelim, üzerine devam ederiz. 16 Nisan'da Aydınlık manşetini de görebiliriz ya da iç sayfasından varsa haber görebiliriz. Devam edebilirsin sevgili Gökhan, buyur. 16 Nisan'da Yunan din işlerinden sorumlu eğitim başkan yardımcısı Türkiye sınırlarına yakın bir Alevi köyüne giderek oradaki Alevi köyünde Aleviliği bir dinsel azınlık olarak gördüklerini ve ilk defa Yunanistan'da ilk defa bir Alevi cemevine ruhsat verildiğini açıkladı. Tabii bu vatansever, Türkiye'deki vatansever Alevi kesiminde temkinli, hatta yok hükmünde olarak sayıldı. Çünkü şu anda özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la belli başlı sorunlarımız var ve bununla ilgili herhangi bir mesaj olabilir mi gibi Aleviler bu konuya çok temkinli yaklaşıyor. Ve bizim haberimizde de gördüğünüz gibi konuştuğumuz kanaat önderleri ve daha önce de Alevi dedeleriyle bu konuyu konuştuk. Onlar özellikle Yunanistan'ın bu konuyu, Yunanistan ve daha önce de sizin de belirttiğiniz gibi Almanya'da da belli kararlar alınmıştı dinsel azınlık görülmesi açısından. Türkiye'ye siyasi baskı unsuru olarak göstermeye çalıştıklarını, bunu bir siyasi baskı unsuru, Aleviler üzerinden Türkiye'de bir siyasi baskı unsuru yaratma amacının güdüldüğünü, burada şu mesajın verildiğini Alevi dedeleri söylüyor. Aleviler Türkiye'nin öz evlatları ama Alevilere hiçbir şekilde ülkelerinde haklar verilmiyor ve bizde veriliyor diyorlar ve bunu da HDP'nin Alevi derneklerinin içerisine sızarak burada belli tartışmalar yaratarak Aleviler içerisinde böyle bir kamuoyu oluşturulduğunu söylüyorlar ve burada Aleviler tabii ki bu ülkenin asli unsurları, tabii ki böyle dış bağlantılı, özellikle siyasi olarak Türkiye'yi baskı altına almak isteyen konularda hiçbir şekilde bunu kabul etmediklerini söylüyorlar. Ama tabii ki bu siyasi baskı unsurlarını da bertaraf edebilmek için Türkiye hükümetinin Alevilere bir çalışma yapması gerektiğini, her seçim döneminde belli partilerin gelip eğer seçilirsek Aleviliği cemevlerini ibadethane olarak tanıyacaklarını söylediklerini, daha sonra cemevlerinin dedelerine, zakirlerine, din hizmetlerini yürüten kişilere belli haklar verileceğini, elektriklerini, suyunu karşılanabileceğini ve oradaki tadilat, tamirat işlerinin yapılabileceğini ama yapmadıklarını, eğer bu gibi çalışmalar yapılırsa Avrupa'daki özellikle Alevi dernekleri üzerinden kümeleşmiş belli siyasi oluşumlarında önüne geçilebileceğini söylüyorlar. Özellikle burada en önemli şey de tabii ki Alevilerin öz topraklarında, öz yaşadıkları ülkede belli haklara sahip olmaları gerektiği konusu. Bu konulara sahip olunduktan sonra Alevilerin dış özellikle emperyalist çevrelerce kullanılmasının önüne geçileceğini söylüyor Alevi önderleri. Ve bu çerçevede devlet harekete geçsin çağrısını yapıyorlar. Evet. Peki ne yapabilir devlet, buna ilişkin bir yorum alabildik mi Alevi önderlerinden sevgili Gökhan? Alevi önderleri ilk önce kesinlikle Alevi derneklerinin baz alınmasını istemiyor. Alevi dernekleri üzerinden bu işin çözülmesini istemiyor. Çünkü Alevi derneklerinde şu anda büyük bir siyasi bir tahakküm var. Kesinlikle bir bu Alevi dernekleri içerisinde herhangi bir
Aleviliğe yönelik çalışmaların olmadığını, tamamen siyasi hesaplar üzerinden gidildiğini söylüyorlar. Burada direkt olarak Alevi dedeleriyle iletişime geçilmesini ve bu sorunun Alevi dedeleriyle çözülmesini istiyorlar. Buradaki talepleri de şöyle, ilk önce cem hizmetini yürüten, biraz önce de söylediğim gibi cem hizmetini yürüten Dede Zakir gibi oradaki görevlilerin maaşlarının sağlanması, elektrik, su gibi temel gıdalarının, temel giderlerinin karşılanması ve cem evinin onarımının devlet tarafından yapılmasını ve cem evlerinin ibadethane statüsüne getirilmesini talep ediyorlar. Bu talepler karşılandıktan sonra bu emperyalist çevrelerce Aleviler üzerinde oynanan oyunun da tamamen yerle bir edileceğini söylüyorlar. Ha, böyle bir temel metot gelişebilir. Tabii emperyalizm hem mezhepsel hem kimliksel parçalanmayı esas alır. Yani işte Büyük Ortadoğu projesine de baksanız, bölgede yaptıkları uygulamalara da baksanız bunlar önemli temeller. Yurt dışında bu sürecin işte Almanya ve Yunanistan gibi yerlerde başlaması, özellikle son halkada Yunanistan'ın buna eklenmesi de sanıyorum Ege ve burada Amerikan üstlenmelerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor oluşu da önemli bir iz galiba, değil mi sevgili Gökhan? Evet, tabii ki öyle. Aleviler bu ülkenin ülkesine en bağlı insanlar olduğunu biliyoruz. Ve bu emperyalist çevrelerce oynanan oyunun bir parçası olmayacaklarını da biliyoruz. Ve onların da talepleri gerçekten çok yerinde olduğunu da biz de düşünüyoruz. Bu taleplerinin gerçekleştirilmesini ve Aleviler içerisine fitne sokulmasını, fitne tohumları ekilmesini, belli çevrelerce ekilmesini de önüne geçmesini istiyor Alevi Öderli. Peki. Sevgili Gökhan, çok teşekkür ederim. Haber ayrıntılı. Sen önümüzdeki süreçte yeni ayrıntıları ve açıklamaları mutlaka takip edeceksin. Yeniden bu önemli haberin ayrıntılarını senden öğrenebilmek dileğiyle çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olasın. Efendim Gökhan Büyükaydın.